Şimdiki konumuzun adı sanat felsefesi, öteki adıyla estetik. Sanatı sorgular, sanatçıyı sorgular, ortaya çıkan ürünleri sorgular. Şimdi bakalım, bir estetiğin konusuna bakalım öncelikle. Estetik, felsefenin sanat alanındaki güzeli ve güzelliği konu edinen dalının adıdır. Doğada bulunan ya da yaratılmış olan güzelliğe yönelir. Bizde hoşa giden ve haz veren, duygulandıran, heyecanlandıran şeylerin incelenmesini içerir estetik. Felsefenin bir disiplinidir ve araştırma alanı olarak ortaya çıkması da 18. yüzyılda olmuştur. Peki estetik neler sorar? Neleri konu edinir? Bir kere öncelikle haz duygusunun kaynağını araştırır. Nasıl oluyor da biz bir sanat eserine baktığımız zaman haz duyuyoruz? Bunu araştırır. Güzellik nedir? Ortak estetik yargılar var mıdır? Bu önemli bir sorudur herkesin hoşuna gidebilecek bir sanat eseri mümkün olabilir mi? Sanat ne demektir? Sanat eseri ne demektir? Ve doğal ve sanatsal güzellik arasında bir fark var mıdır? Estetiğin sorduğu başlıca sorulardır. Şimdi sanat kuramlarını inceleyeceğiz. Ee, sanata farklı bakış açıları olacak bunlar. Birincisi sanatın taklit olduğunu savunanlar ve bunun da en önemli temsilcisi Platon'dur. Bu kurama göre Sanatçı eserinde dış dünyadaki şeyleri sadece ve sadece taklit eder, yansıtır. Platon der ki, duyusal dünyadaki varlıklar ideaların birer yansımasıdır. Bunu bilgi felsefesinden hatırlarsınız. Platon'a göre iki tane evren vardır. İdealar evreni ve görünüşler evreni. Duyusal dünyadaki varlıkları taklit eden sanatçı ise aslında taklidin taklidini yapar. Bu kurama göre sanatçı eserinde taklit ettiği nesneyi ne kadar aslına uygun olarak yansıtabilirse biz ona o kadar başarılı bir sanatçıdır deriz. Platon der ki doğayı yansıtan sanatçı ideaların kopyasını taklit eder. Yani sanat taklittir kuramına göre sanatta yaratmadan bahsedilmez. Sanat sadece taklittir. Sanat yaratmadır diyen yani sanatın taklit olduğunun tam tersi bir görüş savunan ise Hegel'dir. Sanat yaratmadır. Hegel der ki doğa kendi başına mükemmel değildir. Mükemmellik zaten gerçekte var olan bir kavram değildir. Sadece ideada yani düşüncede vardır. Sanatın amacı da ideal ve mükemmel olana ulaşmak olduğuna göre bunu sadece kendi hayal gücüyle ve yeteneğiyle yaratabilir sanatçı. Bir sanat eseri de sanatçının kattığı değerle anlam kazanır. Hegel der ki güzel olan aynı zamanda gerçektir. Üçüncüsü de sanatın oyun olduğunu savunan kuram. Bu kurama göre de oyun ve sanat arasında bir benzerlik vardır. Her ikisi de fayda amacı taşımaz. Küçükken oynadığımız oyunları düşünelim, fayda amacı yok. Sanatta da fayda amacı yok. Oyun gibi sanatta insanın günlük yaşantısından korku, sıkıntı ve dertlerinden uzaklaştırır. Ve tıpkı oyunda olduğu gibi sanatta da mutlak bir özgürlük vardır, sınırsız bir özgürlük vardır. Sanatçı bir oyuncu gibi eserini gerçek dışı dünyadan oluşturur ve de sanat oyundurun en önemli temsilcisidir. Müzik